Merhaba. Bayağıdır video çekmiyorum biliyorsunuz ki. Devam ettim. İstediğim mesajlarla geldi devam etsene falan diye. Paylaştığım videoyu az bir birisi beğenmiş ama olsun yine teşekkür ediyorum beğenenlere, beğenmeyenlere de. Devam etmek istiyorum. Yılbaşı geliyor biliyorsunuz ki. Öncelikle çok heyecanlıyım çünkü yılbaşını herkes seviyor biliyorsun. 2013'e gireceğiz ve umarım ki 2013'te çok güzel şeyler olacak. Yılbaşı alışverişi için bir tane dergi var, onu aldım. Gördüğünüz gibi. Hani güzel şeyler gösteriyor ve ne alacaklarını söylüyor. Buradan sipariş verebilme ihtimalim çok yüksek. Şöyle göstereyim. Hemen. Gördüğünüz gibi yılbaşı alışverişi için burada gösteriyor. Şöyle okuyayım. Gördüğünüz gibi. Ve yılbaşı da hediyeleri çok seviyorum biliyorsunuz ki. Yılbaşı gelmeden daha hediyeler geldi. Gördüğünüz gibi. Daha yılbaşı gelmeden hediyeler geliyor. Başlıyorum ben. Bu bilekliği aldım. Bu bileklik gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Böyle takılıyor. İstersen böyle kullanabilirsin. İstersen de böyle. Şöyle göstereyim. Ama ben böyle tercih ediyorum tabi. Yani dağılmış duruyor. Evet. Bu parlatıcıyı ben almadım. Hediye geldi. Bilmiyorum nasıl. Hiç sürmedim ama sürerim. Gördüğünüz gibi. Evet. Burucudan aldım. Bu dudağımdaki renk ama bayağı mat bir renk. Dudağı sürünce matlaşıyor. Mat ürünü sevenler için daha çok. Bunu gösterdim bilmiyorum ama bu da çok güzel. Gördüğünüz gibi. Hem güzel koku hem de bu kadar kırmızı değil yani gösterdikleri kadar. Bir ton açı yani. Bir tık açı. Pembemsiye dönüyor. Bunda herkese vardır ama bende bir sürü var bunlardan ama yani aynı şeyi kullanmıyorum. Aynı fırçaları bir zaman sonra eskiyor fırçalar. Ve atmıyorum da atmamak lazım. Çünkü bayağı bir bozulduysa atıyorum tabi ama bazen de atmıyorum eğer bozuk değilse. Bu oje Gabrini'nin gördüğünüz gibi M110. Tırnaklarımdaki renk ama ben bir tık sürdüm. İki kat sürmedim. O yüzden tam durmamış. Normalde güzel duruyor. Bu. Bunu da sürmedim. Bu neon renkler. Karanlıkta yan aydınlığa çıkıyor. Bu da M102. Gördüğünüz gibi. Bu Florman'ın 424. Gördüğünüz gibi. Evet. Bunu da ben çok seviyorum. Bu çok güzel gerçekten. Tırnağı sürdüm. Hani böyle güneş falan olursa aydınlık bir yerde parlıyor. Çok güzel. 347. 12 dedim metinmiş. Gördüğünüz gibi. Basmamız. Evet. Bunları nereden alırım diyenler soruyor. Moda dergisinde, moda sayfalarında falan çok çıkıyor böyle şeyler. Eminönü'nde 7,5 milyon. Gördüğünüz gibi. Bu da 7,5. Ve bu da 12,5 milyon. Hem ucuz hem de güzeller yani. Gerçekten hiç taşları falan düşmüyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim bunu da. Evet. Söyledim bilmiyorum ama yılbaşı geldiğinde alışveriş yapacağım ya. Onları da göstereceğim ve ondan sonra o gün yaptığım şeyde evde yılbaşını evde kutlamak zorunda kalanlar için nasıl eğleneceklerini göstereceğim ve nasıl
Yani kek nasıl yapılır onun gibi tarifler vereceğim. Şöyle mekik. Gördüğünüz gibi numarası yazmıyor ama. Yazmıyor yani, göremiyorum şu anda ama. Şöyle göstereyim. Çok güzel rengi. Yani tabii ben mat renk sevdiğim için mat şey oluyor. Alıyorum daha çok. Dudakta mat hem doğal duruyor hem de parlamıyor. Parlayanları da severim de parlayanlar çok şey duruyor. Abartı bir şekilde duruyor. Kıyafetlere geçiyorum. Gördüğünüz gibi bunu. Bunu çok seviyorum. Bunlar zaten yeni moda artık. Kışın trend kazakları. Örgülü kazaklar. Önceden annelerimiz örerdi ama almazdık, giymezdik ama artık yeni moda biliyorsunuz ki. Bunlar taytının üstüne çok güzel duruyor. Bunu ben zaten kendim taktım, kendim uydurdum. Gördüğünüz gibi. Böyle. Yani taytın üstüne gerçekten çok hoş duruyor. Taytın üstüne, pantolonun üstüne de giyebilirsiniz ama tayt da daha güzel duruyor bence. Şöyle göstereyim. Bu da güzel. Bunu üstüne, altına bir şey giyebilirsin ama bence altına bir şey giymenize gerek yok. Çünkü böyle de güzel duruyor ve alt ayağının için gözüküyor falan diyenler için zaten o kadar abartmanına gerek yok. Şu anda ışık var diye gözüküyor. Yani normalde şey gözükmüyor fazla. Yani dantellerden dolayı kapatıyor. İçine siyah sürüyen falan giyerseniz. Şu kazaklar da yani hoşuma gitti. Aldım. Bunlar da taytların üstüne güzel duruyor. Tabii ki tayt giymek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi pantolon falan da giyebilirsiniz ama yani tayt daha güzel duruyor kazakların üstünde bence. Bu da benim gösterdiğim başka bir rengi. Siyah giymemiştim. Bunu giymiştim. Bu çok hoş durdu üzerinde. Gördüğünüz gibi. Bu ilk başta gösterdiğim kazağın üstündeydi. Birlikte aldım onları. Şöyle göstereyim. Böyle. Yani güzel duruyor kazakların üstünde. Bunlar böyle. Sebeden giymiyorum. Daha küçük giyiyorum ama bu bedene kalmıştı. O yüzden olmadığını kaldım ki zaten kazak kalın olduğu için hani kazak da üstüne şey tam oldu. Evet. Bu da, ben bunu çok beğendim. Yün olduğu için hani içi de rahat, içi de yün, dışı da çok da rahat, hem çok da sıcak tutuyor ve gerçekten kışın giyebilecek bir ürün. Uzun kolların üstüne falan mesela bunun üstüne giyebilirim ben. Yün gerçekten hoş duruyor. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok tatlı ya. Ben o yüzden bunun mavisi de var, saks mavisi. Saks mavisini ben çok seviyorum. Mavi rengi daha çok seviyorum önemlisi. Ama beyaz, o çok abartılı olur kışın için. Beyazlar daha aynı moda gibi geliyor. Zaten beyazın hiç modası geçmiyor bildiğiniz gibi. O yüzden yani. Bir de ayakkabı aldım. Bunu da Kolezyon'dan aldım. Kaç numara aldım? Kaç lira aldım derseniz 50 yok 52 milyon falan da herhalde. Tam hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir kere de giydim hatta. Şöyle göstereyim, giydim. Maalesef. O kadar zamanım artık düşün yani. O kadar çok zamanım olmadı ki. Hani gösterecek fırsatım olmadı artık. Ne aldıklarımı, ne yaptıklarımı, ne ettiğim, ne şey yaptığımı. Hiç gösterecek şey olmadı. Tarif göstereceğim. İlerleyen zamanlarda. Hani kahve, sütlü kahve, onun gibi şeyler nasıl yapılır gibi denilen göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi çok hoş bir şey. Evet. Bugünlük videom bu kadar. Kusura bakmayın, çok aceleyle söyledim. Çünkü çok az zaman kaldı. Birazdan dışarı çıkacağız. Taksi gelecek. Bu kadar. Yani beğendiyseniz sevinirim. Çünkü gerçekten şu an çok stresliyim. Acele işimiz var. O yüzden acele acele söyledim. Acele acele çekmek zorunda kaldım videoyu. Ve hızlı konuşuyoruz. Normalde hızlı konuşmayan biri olarak. Tuhaf oldu tabii. Videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir daha doğrusu. Şu an saçım başım dağınık çünkü gördüğünüz gibi saçım başım dağınık bir halde. Ne yapalım, öyle çekmek istedim, çektim.
düzleştiricim de kayboldu ve düzleştiremiyorum zaten. Böyle bir mantık yok. Düzleştirici alacağım. Yılbaşı gelecek biliyorsunuz ve çok heyecanlıyız. Herkes heyecanlı umarım ki, biliyorum ki. Hediye zamanları, hediye anları. Yani çok stresli bir gün. Gerçi bunu sen hediyeyi sen de alacaksın diyoruz ki. Hediyeyi karşı ben de alacağım ama ne alacağımı bilmiyorum. Orası çok mantıksız. Bu kadar. Yani şimdiden teşekkür ediyorum dediğiniz için. Görüşmek üzere. Yeniden diğer videomda görüşmek üzere. Bye.